Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Rusya lideri Vladimir Putin, savaşın ilk 38 gününde ağır bir dayak yedikten sonra Ukrayna'dan geri çekilirken birdenbire nükleer silahlarını hatırladı, hatırlayacaksınız. Yani öyle büyük bir bozguna uğramıştı ki Ukrayna topraklarında Belarus'tan soktuğu askerlerin hemen hemen tamamı yok edilmiş, zırhlı birlikleri yok edilmiş, geriye çekilecek askeri bile kalmamış bir Rus ordusuyla karşılaşmıştık. O dönemde de bir yani sağ kolu diye adlandırılan Dimitri Medvedev'le birlikte de bir çıktılar. Ha bire işte biz nükleeriz, biz nükleeriz, nükleer şunu yaparız, bunu yaparız. Dikkat ediyorsanız NATO'dan hiçbir cevap gelmedi. Yani nükleer bir cevabı ne Amerika'dan ne de NATO yetkililerinden alamadılar. Halbuki Yaptıkları da bayağı ataklar oldu mesela Belarus, Belarus topraklarına taktik nükleer silahlar yerleştirdiler. Onunla yetinmediler. Geçtiğimiz ilkbahar yaz başlarında oturdular Belarus'la beraber nükleer e, tatbikat yaptılar. onu da da yetinmediler. Rusya stratejik balistik füzeleriyle falan bir de nükleer e, tatbikat falan yaptı işte. E, Kuzey Kutbu'nda Sibirya'dan atışlar oldu. Japon Denizi'nde hedef vuruldu falan filan. Yani uzun uzun anlatmayayım. Bir nükleer danstır gitti. Ama NATO, NATO, NATO mermer, NATO kafa gibi böyle durdu. Şimdi NATO bir nükleer tatbikata başlıyor. Esasında bu nükleer tatbikat arkadaşlar böyle çok böyle şok bir karar değil NATO'nun yıllık tatbikatlarından biri. Fakat denk gelme tarihi enteresan tabii. Niye? Çünkü Rusya lideri Vladimir Putin daha geçenlerde çıktı. Ne dedi? Arkadaş dedi ben dedi bu nükleer doktrinimi yenileyeceğim. Bu nükleer doktrin eskiden yapılmıştı. Yeni şartlar çerçevesinde bu nükleer doktrini yenileyeceğim. Niye? Çünkü dedi nükleer bir devletin desteğiyle bana Rusya'ya saldıran nükleer olmayan bir devleti ben bundan sonra nükleer saldırı olarak göreceğim. Nükleer devlet saldırısı olarak göreceğim ve gerektiği cevabı da yerine geldiğinde vereceğim dedi. Yani Ukrayna'ya dedi ki senin elinde nükleer olmayabilir ama iki tane, üç tane nükleer güç tarafından destekleniyorsun. En büyüğü Amerika. Sonraki İngiltere, sonraki Fransa. Bu üçünün nükleer kapasiteleriyle bana karşı meydan okuduklarını görüyorum. Seni de bu oyunun bir parçası olarak görüyorum dedi. Şimdi tabii böyle bir doktrin olunca ortalık biraz daha gerilmiş durumda. Yani şey olarak, şimdi Steadfast Non, kararlı unsur. 2024 ee, 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Belçika, Çekya, Danimarka, Yunanistan, İtalya, Polonya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Almanya, Finlandiya, İngiltere. İlk, ilk defa ilk defa olanlar var. Finlandiya ilk defa böyle bir nükleer e, tatbikata FA-18 savaş uçaklarıyla katılıyor. İlk defa Hollanda ki Belçika ile beraber bu tatbikatın da komutanlığını üstlenmiş durumdalar. İlk defa Hollanda bir F-35 savaş uçağını nükleer silah taşıma görevlendirmesiyle tatbikata katılıyor. Savaş bu tatbikata katılanların Türkiye dahil hemen hemen hepsi F-16'lar fakat işte Amerika Birleşik Devletleri F-22'ler, F-15'ler işte Hollanda F-35 falan bunlarla böyle bayağı güçlü bir gösteriye hazırlanıyor NATO. Bu yönden baktığınız zaman önemli. Nerede oluyor bu? Onu da söyleyeyim. Danimarka hava sahasında, İngiltere ve Danimarka hava sahasında ve Kuzey Denizi'nde Rusya'ya 900 kilometre mesafede yapılıyor. Söylenilene göre uçaklar yine normal nükleermiş gibi uçacaklar. İşte intikalleri şunları bunları sanki nükleer bomba taşıyormuş gibi yapılacak. Fakat daha çok simülasyon yani 13 ülkeden 2000 personel bir sürü savaş uçağı katılıyor. Fakat nükleer olayı yani işin nükleer olayı ...simülasyonda e, halledilecek. Böyle bir durum var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den gelen açıklamalar da zaten NATO'nun e, neden e, sessiz kaldığını falan göstermesi bakımından önemli. Diyor ki, belirsizliklerle yüklü bir dünyada savunma gücümüzü ve caydırıcılık kabiliyetimizi test etmemiz gerekiyor. NATO herhangi bir tehdide anında cevap verecek kabiliyete sahiptir. Bunu herkes bilmeli herhangi bir düşmanın çok dikkate alması gereken nükleer kabiliyet sahibiyiz. Yalnız Avrupa değil, Kuzey Kore ve Çin'deki nükleer kapasite artışını yakından izliyoruz. Ama şu anda bizi en çok meşgul eden Rusya'dır. Rusya son iki yıldır nükleer silahlanma alanına büyük bir yatırım yapıyor. Yani silah sistemlerini geliştiriyor diyor. Putin'in nükleer tehditlerinin içi boş. Ve büyük bir sorumsuzluk örneğidir. NATO şu anda nükleer tehdit algılamıyor Rusya'dan. Putin bizimle nükleer bir tartışma istiyor, biz bunu cevaplamıyoruz. Bizim yaptığımız kendi söyledikleriyle Putin'i baş başa bırakmaktan ibarettir diyor. Yani diyor ki biz nükleer bir tartışmayı asla yapmayacağız. Yok sen bana şunu yaparsan ben sana bunu yaparımı asla yapmayacağız. Ama yapacağımız tatbikatı Ruslar iyi takip etsin diyor. Şimdi NATO'nun nükleer berkemini Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere oluşturuyor. Şimdi soracaksınız Ardan abi Fransa'nın da şeyi var. Fransa NATO nükleer planlama komitesi üyesi değil. NATO nükleer planlama komitesi esas olarak bir Amerikan İngiliz hattı. Tabii ki burada esas belirleyici olan çok büyük bir stoka sahip olan Amerika Birleşik Devletleri. Fakat gerek Fransa'nın gerekse İngiltere'nin nükleer kabiliyetleri hiç de öyle yabana atılacak cinsten değil. Nitekim zaman zaman yaptığı açıklamalarda Putin bunu da vurguladı. Biz dedi NATO'yu nükleer olarak değerlendirirken sadece Amerika olarak değerlendirmiyoruz. NATO'nun 3 tane nükleer kimlik taşıyan üyesi var. Biz bütün tedbirlerimizi bu üçüne göre almak durumundayız dedi. Şimdi tabi bu nükleer işler biraz riskli. O yüzden biraz rahatlatayım. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı var. Sergey Rubikov son dönemlerde çok öne çıkıyor. Açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi yani Amerika, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya aynı zamanda N5 diye adlandırılıyor. N5 yani e, nükleer 5 olarak bunların kendi aralarında kurumsallaşmamış ama düzenli olarak toplanan bir e, komiteleri var. Bu 5 nükleer güç dönemsel olarak toplanıyorlar. Cenevre'de geçen e, Şubat ayında toplanmışlardı. Şimdi önümüzdeki hafta New York'ta toplanacaklar ve Çin Halk Cumhuriyeti bu grubun liderliğine geçmiş. Anladığımız kadarıyla bir planla bu nükleer tartışmaları durdurmaya çalışacaklar mı, çalışmayacaklar mı ona bakacaklar. Çocuk oyuncağı değil, bu gezegenin varlığını tartışıyoruz nükleer deyince. Hoşçakalın.